burada olmaktan ve Turing Kurumu'ndan davet almaktan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü Turing Kurumu benim için değerli. Neden? İstanbul'a yerleştiğimiz tarihlerde Hidiv Kasrı'na yakın bir yerde oturuyorduk. Hidiv Kasrı Turing Kurumu'nun restore ettiği bir tarihi eserimiz, varlığımızdı. Bahçesindeki gül fidanlarını her gördüğümüzde, önünden her geçtiğimizde Turing'i anıyorduk. Yıllar sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladıktan sonra tezimi yazma aşamasında kurumun yayınlarından faydalandım. Çelik Gülersoy'un rahmetli ismini çok andım. O tarihlerde fayda gördüğüm bir kurumdan davet almak beni inanılmaz mutlu etti. Başkanımla bugün sizlerle buluşmadan önce yaptığımız konuşma esnasında da hem Turing'den hem benim için ne ifade ettiğinden hem de Balkanlardan sohbet ettik az da olsa. Çok teşekkür ederim tekrardan Turing ailesine ve hoş geldiniz diyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Ben kimim? Önce kendimden bahsetmeliyim ki roman ve coğrafya ve konu aldığım Balkanlar üzerinde çalışmamın sebebini anlatabileyim. Ben 1976 Sakarya doğumluyum. 19 yaşına kadar Sakarya'nın bir köyünde yaşadım. Yüksek öğrenimi tamamlamak için seçim yapmak gerektiğinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir okulu vardı. Onu tercih ettim. 92-93 yılında üniversite eğitimime başladığım zaman Sakarya Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu yerleşkesini kendine bağladı ve mezun olduğumda ben Sakarya Üniversitesi diplomasını almıştım. Mezuniyetimden birkaç ay sonra birçok yere başvuruda bulundum, iş başvurusunda. Özel bankalardan birisi görüşmeye çağırdı beni. Gittim, görüştüm, yazılı mülakat, sözlü mülakattan geçtikten sonra ben mezun olduktan birkaç ay sonra bu bankada 8 Ocak 1996'da işbaşı yapmıştım. Yaptım ama hayat devam ederken bankaya TMSF el koydu 2002 yılında. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun el koyduğu bankamız daha sonra 3 yıl geçtikten sonra bir kamu bankasına devroldu. Ve ben ilk girdiğim iş yerinde çalışıyorum demek istiyorum size, bu cümleyi kurmak istiyorum ama beni engelleyen bu durumu anlatmak istiyorum. Çünkü bankanın adı değişti. Evet, ben ilk iş yerimde çalışıyorum ama levha, yani tabela adı değişmiş oldu. Fakat ben yine de ilk iş yerimde çalışıyorum demeyi uygun buluyorum. Zaman ilerledi. Ben 2002 yılına geldiğimizde evlendim. İstanbul'a yerleştim. Eğitim hayatımı lisansa tamamladım. Yüksek lisansımı yapmaya başladım. İstanbul'a geldiğimdeki hayatımızda çok fazla zorluk oldu. Neden? İş anlamında sermayenin serbest kaldığı dönemden benim size anlattığım tarihe kadar geçen süreç içerisinde 2009 ve 2008 krizlerini yaşayan bir ekonominin içerisinde bankacı olmak gerçekten zordu. Ki eşim de aynı meslekte benimle çalışıyor. Bu zorluk içerisinde İstanbul'da yaşamını vermiş olduğu zorluklar da var tabii. Fakat bunları size ancak 19 yılında köyde yaşamış biri olarak anlatmak belki daha doğru olacaktır. Çünkü İstanbul'a ilk geldiğimizde Çubuklu'da oturduk. Çubuklu'da Hidiv Kasrı'na yakın da oturduğumuz yer. Turing'le münasebetim ve az önce bahsetmem bundandır zaten. Dolayısıyla İstanbul'da olmanın bana yaşatmış olduğu bir iki zorluktan bahsetmeliyim ki size kendimi tarif edebileyim. Öncelikle arabam 54 plakaydı. Buraya geldiğim zaman trafikte hep beni sıkıştırdıklarını düşünüyordum. İlk etapta onu değiştirdik. İkincisi, toplu taşımadan çok korkuyordum. Özellikle taksilerden, taksi şoförleri hep verdiğim adresin dışarısında beni bir yere götürecekmiş hissi vardı. Ve toplu taşımada otobüs ve şu anda olan raylı sistem, yeraltı, metro ağı çok yoktu. Ondan da korkuyordum çünkü inanılmaz kapkaç vardı o zamanlar. Hatta konut paket poliçelerinin içerisinde kapkaç klozu bile vardı. Düşünün, o kadar yoğundu. Ana haber bültenlerini açtığınız zaman ilk haber hemen hemen hep kapkaç haberleriydi ve korku veriyordu. Toplu taşımanın ve İstanbul'un ana haber bülteninde çok yer alması bana çok garip geliyordu. Çünkü ülkemizin sadece İstanbul'dan ibaret olup olmadığına dair hep soru işaretleri oluşturuyordu bende. Yani büyük şehirde olmak, büyük şehre 27 yıl boyunca yakın ama
daha rahat yaşanan bir yerde gelmiş, bir yerden gelmiş olmak biraz zordu benim için. Yani bunu şöyle de anlatabilirim. Örneğin balık tezgahlarının başında insanlar neden alacağı balığı almadan durup beklerler, izlerler balıkları diye eşime bile de söylediğim oluyordu. Fakat aradan bir 8 yıl kadar geçtikten sonra Üsküdar Balık Pazarı'nda kendimi balıkları izlerken bulduğumda dedim tamam sen artık taşralığı geride bıraktın herhalde ki taşra kelimesinden hep nefret etmiştim. Çünkü bankacılığın içerisinde çeklerin takasa verilme işlemlerinde İstanbul içindeki çekler hep şehir çeki. Bunun dışındaki başkentimiz Ankara'da dahil olmak üzere bütün şehirler taşra çekili olarak giriliyordu. Buna hep ben kızıyordum meslek hayatımda. Buraya gelince de artık İstanbul'u şehir kabul edip diğerlerini taşra kabul etme düşüncesi şöyle biraz oturdu kafamda. İstanbul'da yaşamak gerçekten güçtü. Burada yaşam sürmek gerçekten zordu. Dolayısıyla İstanbul'a uyum sağladım, evet. Ve şimdi bu uyum içerisinde sizi 2013 yılına götürmek istiyorum. Sunumda görmüş olduğunuz görsel Makedonyalı bir ressam olan çok genç Ebru Selman'ın İstanbul'u serisinden bir resim. Boğaz'ı resmetmiş kendisi. 2013 yılında bir geç ilkbahar ve erken yaz döneminde bir bahar gününde benim yaşamakta olduğum ilçeden iş yerimin olduğu yere gittiği bir günü anlatacağım size. Ama şunu da söylemek istiyorum. Çubuklu'dan 2 yıl yaşadıktan sonra Kuzguncuk'a geldik. Kuzguncuk'ta 5 yıl yaşadık. Ki Kuzguncuk benim hayatımda gerçekten çok önemlidir. İstanbul'u bana sevdiren, benim İstanbul'da en sevdiğim semttir. Kuzguncuk üzerine yaptığım tezimin çalışması esnasında edindiğim bilgiler, tanıştığım kişilerle ilgili belki bir gün tekrardan görüşme fırsatımız olur ve onu da konuşuruz. Çok müstesna bir semt çünkü. İstanbul Araştırmaları ve Küresel Şehirler Marmara Üniversitesi'nin bir bölümü. Orada yazdığım tezimin konusu Kuzguncuk semt tarihini insandan okumak, bir seçkiyle şahsiyetler. Tezimde bir semt sanatçıya ilham verir mi? Ya da bir sanatçı bir semtten ilham alacağını düşünerek o semtte ikamet eder mi? Konum buydu. Sayısız görüşmeler sonucunda yazdığım bir metindir. Bunu burada dipnot olarak size söylemeyi uygun buldum. Çünkü Turing gerçekten sanatın, sanatçının, İstanbul'un ve İstanbul'un değerlerinin dostu bir kurum. Şimdi Kuzguncuk'ta geçen 5 yıldan sonra Sultantepe'ye taşındık. Sultantepe'yi biliyorsunuzdur. Üsküdar'ın bir semti. Fakat önemli bir semt. Sultantepe'de Osmanlı padişahları herhangi bir sefere çıkacağı zaman Doğancılar Parkı'ndaki çadırında istirahat edip bu sefere hazırlanırken orduda bulunan hayvanların otlağının olduğu yer, yani meranın olduğu yer. Hayvanlar burada sefere hazırlanıyor. Çünkü Fethi Paşa korusu Sultantepe'nin hemen yanında ve Kuzguncuk'un da komşusu, Paşa Limanı'nın da komşusu. Sultantepe'nin bu özelliğinin yanında, tabi İstanbul Yeditepe diye hep söylenir, Mihrimah Sultan Camii de Sultantepe'dedir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızda önemli bir yeri olan 1925'te çıkan Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nda kapatılmayan, açık kalan, Kurtuluş Savaşı'na silah ve teçhizat gönderilmesi için bir durak olmuş, Halide Edip adı var, İsmet İnönü gibi savaşa katılmak isteyen, Anadolu'ya geçmek isteyenlere bir durak olmuş Özbekler Tekkesi'nin hemen yanı. Bizim evimiz o sokaktaydı. Dolayısıyla Sultantepe'de olmak hem tarihle iç içe olmak hem de Mekke ve Medine'ye Sure alaylarının, yani Sure'nin sözlük anlamı değerli taşların ve paraların konduğu cüzdan demek. Sure alaylarını cüzdan olarak kabul edip hacdan önce o tarafta bulunan, o coğrafyada yaşayan kişilere yardım etmek için gönderilen eşyaların, materyallerin gönderildiği hayvanlardan oluşan ve bunları taşıyan bir alay. Dolayısıyla bu da Sultantepe'ye yakın bir yerden hareket ettiğinden bu Sultantepe'nin önemli özelliklerinden birkaçı. Haliyle ben Kuzguncuk'tan sonra Sultantepe'de bulunduğum dönemde 2013 yılında çalıştığım yere gitmek için deniz motorlarının olduğu yerden hareket ettim. Bir sabahtan bahsetmek istiyorum size.
Şimdi büyük bir şehirdesiniz, büyük bir metropoldesiniz, milyonlarca insan yaşıyor, toplu taşımada insanlarla yan yanasınız. Bu kadar büyük makro bir mekanda olmak size değişik insanlarla, değişik olaylarla karşılaşma imkanı sunuyor. Eğer biraz da gözlemciyseniz ve bunlardan etkilenip kendinize herhangi bir pay, hatıralarınızda bir katkı sunmak istiyorsanız bakıyorsunuz etrafınıza. Benim o dönemde her sabah işe giderken karşılaştığım, çoğunlukla diyelim belki öyle daha doğru olur, bir bey vardı. Kendisi çok kitap okuyordu. Yani toplu taşımada kitap okuyanlarla karşılaşırız, evet. Yani özellikle Kadıköy vapuruna bindiğiniz zaman gazete çok okunurdu eskiden. Şimdi artık çok basılmıyor, her şey elektronik oldu ama yanındakinin gazetesini kafasını uzatıp böyle okuyan yancılar çok olurdu. Ama hani kitap okuyanlara bunu yapmazlar ama okuyanı yazanı hani görebiliyorsunuz. Özellikle Kadıköy ve Üsküdar tarafındaki toplu taşıma deniz yollarında. Ben de bu şekilde biriyle karşılaştım. Evet, normal bir şey ama asıl ilginç olanı, anormal olanı beyefendinin okuduğu kitapları kaplamasıydı. Samanlı bir kağıtla kaplıyordu. Ben bunu hep merak ediyordum. Belli dönemler, belli günler karşılaşıyoruz ama tabii soramıyorum da kendisine. Bir gün size bahsettiğim günün sabahı beyefendiyle yan yana geldik güvertede. Beraber oturuyoruz. Fakat deniz o kadar dalgalı ki değil bir şey okumak kitabı çantadan bile çıkartamadı. Ben de fırsat bu fırsat, hadi Necla dedim. Selam verdim, kendimi tanıttım ve ona neden kendimi tanıttığımı anlatınca tabii şaşırdı. Ondan sonra dedi ki, teşekkür ederim ilginize dedi. Ben bir üniversitede öğretim görevlisiyim, tarih bölümündeyim. İsmim şu dedi. Ve kitaplarını söylediğim zaman kitap okumadan geçen bir günü yaşanmamış kabul ettiğini, kitap okumanın onun hayatının merkezi olduğunu söyledi. Sonrasında ben de hayatında kitaba bu kadar yer ayıran kişinin ne tür kitaplar okuduğunu çok merak ettim. Ne tür okuyorsunuz diye sorduğumda roman okuduğunu söyledi. Bu roman okumak bana çok o dönem tarih bölümünde öğretim görevlisi olan birinin seçtiği tür olarak değişik geldi. Romanlar hep böyle hayal mahsulü, insanların belki kendi dünyasından kattıkları cümlelerle bezenmiş yapıtlar olarak tanıdığımız için ara verdiğim bir türdü, ben okumuyordum. O dönem okuduğum kitaplar benim daha çok biyografiydi. Tabi biyografilere de, biyografiye konu olmak için hayatınızda bir yaşanmışlık ya da kazanılmış bir şey olması gerekir ki sayfaları doldurasınız. Yani bir sanatçı, bir yazar, bir bilim insanı, iş insanı olmak gerekir. Tabi bunları okudukça ben sıradan bir memur olarak kendimi böyle çok yetersiz, basit gördüğüm bir süreçti. Böyle birinin roman seçmesi bende tekrardan romanlarla olan arkadaşlığımı, ünsiyetimi sürdürmeme ve tekrar hatırlamama sebep oldu. Tekrar roman okumaya başladım. Fakat okuduğum romanlar artık biyografik ve tarihi romanlardı. Yani benim gibi sıradan insanların da olduğunu düşündüğüm kitaplardı. Şimdi bugün Roman ve Coğrafya isminde bir kitap yazdım ve bu beyefendinin bana tarih okuma bilincini tekrardan geri vermiş olmasından dolayı kendisine müteşekkirim. Bugün yolda görsem kendisini tanırım. O gün neden tekrar devam etmedim, neden onu bulup tanımadım diye kendime kızıyorum, evet. Ama bugünkü kadar sosyal mecralar çok yoğun değildi o tarihte. Tanışmışlıkla kaldı. Devamında bir müddet tekrar karşılaştık, selamlaştık ama benim iş yerim değişince başka saatlerde motora binmeye başladım ve ben kendisiyle tekrar karşılaşamadım. Şimdi 2013 yılındaki bu anımdan sonra sizi 26 Mart 1941 Çarşamba gününe götürmek istiyorum. Çünkü size anlatacağım şablon içerisinde bu tarihin önemli bir yeri var. Şimdi öncelikle o tarihte ülkemizde ve dünyada neler olmuş kısaca değinmek ve aklınızda bir şablon, bir sınır çıkarmak istiyorum. Manisa'da halk evi açılacak ve ilk öğretimini tamamlayamayan yurttaşlara eğitimini tamamlama fırsatı verilecekmiş. Tarsus Belediyesi Atatürk Bulvarı'nın her iki yönüne turunç ve palmiye ağaçları dikmeye karar vermiş. Konya'da bir talebe yurdu açılacakmış. Güzel ve Türk Edirne'nin Balkan Savaşı'nda zorla zapt edilmek istendiği günmüş.
İzmit'te 200 tane dokuma tezgahı alınmasına karar verilmiş ve bu dokuma tezgahlarının kurulacağı yerlerin içerisindeki Kandıra'dan 130 vatandaşın müracaat ettiğini söyleyen bir haberimiz var. Aynı zamanda Niğde, ki benim annem Niğdelidir, Niğde'de bir kır koşusu yapıldığından bahseden bir haber var. Burada birinci, ikinci ve üçüncüden bahsederken soy isimlerinin olmayışı dikkat çekiyor. Bir bankacı olarak borsa ve para piyasalarından haber vermeden olmazdı tabii. Gazetelere baktığım zaman ilk dikkatimi çekenlerden biri o oldu. Sterlin, dolar, dinar, yani hepsinin kurlarından bahsetmiş. Demir yolları tahvillerinden, borçlanma senetlerinden. Birçok bankanın reklamı vardı. Benim dikkatimi çeken burada iki banka oldu. Her ikisinin de ilanını aldım. Burada İş Bankası'nın ilanı çok ilginç. Para hayat yarışındaki direksiyondur diye ilan etmiş. Kültür sanata geldiğimiz zaman Sümer sinemasında Bahar Meleği isminde bir film oynuyormuş. Ve şehir tiyatrolarındaki temsillerde de dram ve komedi olarak iki lokasyonda temsillerin olduğunu söylüyor. Hürriyet Apartmanı'nı büyük harflerle yazmış, her gün çocuk temsilleri olduğunu da söylemiş. Mektupların yanlış yere gittiğinden bahseden bir küpür vardı. Burada Kırıkkale ve Kırklareli'nin yazım, yani doğru da yazılmış olsa okuyan kişilerin yanlış okuyup mektupları yanlış yere gönderdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla 8-10 günlük gecikmeler oluyormuş. Ve o zamanki postane, İstanbul Postanesi'nde okurlardan bunu düzeltin, mektuplarımız sahiplerine geç gidiyor diye bir bilgilendirme var. Bunun dışında Akil Muhtar Özden'in eşini kaybetmesinden dolayı cenaze merasimine ve yanında bulunanlara bir teşekkür mesajı var. Ferdi ve İçtimai Hayat bölümünde evlenenler, nişanlananlar, terfi edenlerden bahsetmiş. Modasız olmaz tabii ki. Sade olduğu kadar zarif bir elbise olduğunu düşündüğü bir görseli paylaşmış gazetelerden birisi. Vücut yorgunluğunu kolayca gidermek için bir küpür gördüğümde Necla diye bahsettiğinden buraya almak istedim. Adaşımın bahsettiği şey şu, o gün tenise gitmiş, döndükten sonra da kas ağrısı yaşıyormuş ve bir arkadaşı ona akşam bir davete çağırmak için geldiği zaman bunu mazeret göstermiş. Arkadaşı da ona bir masaj yağı önermiş. Bu masaj yağında tatlı badem yağı, parafin, esans gibi malzemelerden bahsetmiş. Aslında metnin devamında benim dikkatimi çeken bu malzemeler bugün bize söylense biz aktara gideriz. Ama o gün eczaneden alabilirsiniz diye söylemiş. Aynı gün komşumuz Yunanistan'ın dost ve kardeş ve dost Elen milletine bütün Türklerin duygusunu belirten mesajlar gönderen başlıklar vardı. O gün orada bir milli bayram kutlaması varmış. Çok fazla, çok büyük yer ayrılmıştı bu habere. Çok önemli addedilmiş bütün gazetelerde. Peki o günün dünya vaziyetini görmek için şöyle bir sıralama yapabiliriz. Yunan milletinin milli bayramında kutlamalar ilk sırada olmuş ve Yugoslavya Üçlü Pakt'a ilhak olmuş. Alman Hariciye Nazırı Almanya'nın Balkanlarda hiçbir arazi ve siyasi menfaati olmadığını beyan ederek Yugoslavya'yı kendi saflarına çektiklerini, anlaştıklarını duyurmuşlar ve bu gazetelerde bu şekilde ilk sıralarda yer almış. İkinci Dünya Savaşı'nın taraflarını şu şekilde sıraladım. Mihver devletlerinde yer almış Yugoslavya. Yugoslavya'da o gün bir darbe gerçekleşmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda mihver devletlerinin yanında olmasını isteyenlerle istemeyenler arasında gerçekleşen bu darbede hükümet değişikliği yaşanmış. Ve o güne ait bir karikatürdü. Halkımızın bunu nasıl anladığı karikatürize edilmiş. Onu sizinle paylaşmaya uygun buldum. Ardından da yabancı dillerde yayınlanmış gazetelerde haberlerin hep ilk gazete, ilk baş sayfada ve manşetten yer aldığını paylaşmak için iki örneği koydum. Yine aynı gün 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, piyanist İdil Biret, benim ve birçok kişinin kitaplarını çok ilgiyle okuduğuna inandığım Ayşe Kulin, müzisyen Erkin Koray, oyuncu Şener Şen dünyaya merhaba demiş. Aramızdan ayrılanların içerisinde de Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'la ilk kadın tiyatro sanatçımız Afife Jale'ye toprağı vermişiz. Şimdi gelelim, ben bunları size neden anlattım?
Çünkü bu tarih benim aile tarihim içinde çok önemli bir tarih. Bu tabiyet beyannamesini devlet arşivlerinden gidip uzun saatler süren çalışmamız sonucunda elde ettim. Burada bahsi olan 4 kişi, büyükannemizi de sayarsak 5 kişi Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelenler. Mustafa benim dedem, Mümine babaannem, Seyfullah dedemin erkek kardeşi, büyük amcamız. Cevriye Hanım onun eşi. Kendisi konuşma ve duyma engelliydi. Nur içinde uyusun. Şehriye Hanım da anneleri. Kendisi dul. Eşi vefat etmiş. Çocuklarıyla ve gelinleriyle Türkiye'ye gelmiş. Dedem Türkiye'ye geldiğinde 21 yaşındaymış. Babaannem 17 yaşında. Henüz çocukları yokmuş. Bu belgeye baktığımızda vize veren konsolosumuzun Üsküp olduğunu görüyoruz. 3 Mart tarihinde verilmiş. Türkiye'de ikinci sayfada göreceğiniz İsmet İnönü imzasını taşıyan bu belgenin ikinci sayfasında 26 Mart'ta Türkiye'ye girdiklerini görüyoruz. Yani hem yolculuk hem bürokratik işlemler, evrak işlemlerini sayarsak 23 gün sonra bu belgeyi almışlar. Şimdi burada şurada bahsedilen Ankara'ya gelmişler. Serbest ikametgah olmuş. Yani Ankara'da kalabilirler ama Türkiye'nin herhangi bir yerine de gidebilirler. Türkçe dilleri, ana dili. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü benim ailem Türkiye'ye başka bir ülkeden gelmemiş. Aslında kendi ülkesinde başka bir şehirden diğer şehre gelerek oturma izni almış. Böyle yorumlanması en uygunu olacaktır. Irkı Türk, geldiği yer Debre. Soy ismi Çavuşlu. Beyannamenin verildiği tarih üzerinden de baktığımız zaman parmak izleriyle beraber onayladıklarını görüyoruz. O tarihlerde 437 kişi daha benim ailemle beraber Türkiye'ye giriş yapmış. Bunu da 3 Nisan 1939, 9 Temmuz 1942 tarihleri arasında görev yapan 12. hükümetin üyeleri tarafından başta İsmet İnönü olmak üzere imza etmişler. Ben de size o günkü tarihlerde kimlerin görev yaptığını görmeniz için bu sıralamayı da buraya ilave ettim. Hasan Ali Yücel, Ali Fuat Cebesoy, bunlar bizim tarih sahnesinde gördüğümüz önemli isimler çünkü. Peki, şimdi bizimkiler Türkiye'ye gelmişler de arkalarında neyi bırakmışlar? Nereden gelmişler? Bunu biraz kafanızda canlandırmanız ve oturtabilmeniz için arkalarında bıraktıkları yerden bahsetmek istiyorum size. Arkalarında bıraktıkları yer şu anda Kuzey Makedonya. Biliyorsunuz Yunanistan ve hep Makedonya ismi üzerinde bir anlaşmazlıkları var. Makedonya olan isim kısa süre önce başına Kuzey gelerek Kuzey Makedonya oldu. Eskiden Yugoslavya olarak tarif ediliyordu. Arkalarında bıraktıkları yeri anlatırken şuradan destek alarak anlatmak istiyorum. Kocacık köyü. Bizim aile olarak seyahat ettiğimizde çektiğimiz bir fotoğraf ve köyümüzün uzaktan görülen halini sizlerle paylaşıyorum şu anda. Makedonya'da isminin Türkçe olarak levhalarda yer aldığı tek köy Kocacık Köyü. C'lerin yanındaki yıldızlara dikkatinizi çekerim. Biz burada Kocacık diyoruz ama orada söylendiği dille beraber bahsedilirken Kocacık olarak bahsediliyor. Köyümüzün bir özelliği Atatürk'ün baba ocağının olduğu köy. Atatürk'ün dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi zamanın müftüsü konumunda olan, işte anlaşmazlıkları çözen, birbiriyle problem yaşayan insanların arasında sulhü sağlayan bir kişi konumundaymış. Dolayısıyla kendisinin oturduğu ev şu haldeyken 2019 Mayıs 2014'te açılışı yapılan TİKA tarafından restore edilen şu hale dönüştürülmüş. Köyümüzdeki Atatürk'ün anı evi bugün ülkeye gelen delegasyonlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen, insanların görmeden ayrılmadığı bir müze. Ben Atatürk'ün köylüsü olmaktan çok gurur duyuyorum. Ayrıca doğum tarihimi 29 Ekim olmasından dolayı duyduğum memnuniyet bunu destekliyor. Şimdi bunu size anlatıyorum ama şuradan da bahsetmek lazım. Köyümüze gitmek istediğinizde
Debre'ye gidiyorsunuz. Debre'den 22 kilometrelik bir yolu tırmanıyorsunuz yukarıya. 22 kilometrelik yol gerçekten çok güzel. Ben burada Selçuk'taki Şirince'ye tırmanmak için gittiğimiz yolu anımsamıştım ilk gittiğimde. 14. kilometresinde bu şekilde bir Atatürk heykeliyle karşılıyorsunuz. Yurtta sulh, dünyada sulh diye yazılmış altında. Hem Türk bayrağı hem de Makedon bayrağı var yanında. Burası orada bulunan Türk köylerinin bağlı olduğu Merkez Jupa Belediyesi'nin olduğu yer. Hemen yanında belediye binası var ve Atatürk'ün heykelinin orada bulunması beni sanki Türkiye'de bir ile ya da ilçeye gitmişim duygusuyla karşıladı. Dolayısıyla sizler oraya gittiğinizde bunu gördüğünüzde ben benzer duygular yaşayacağınıza inanıyorum. Dilerim ki bir gün köyümüzü gidip görürsünüz. Şimdi Atatürk köyümüz için ne ifade ediyor? Soldaki fotoğraf köydeki herhangi bir evin salonundan çekmiş olduğum fotoğraf. Gerçekten herkesin evinde Atatürk'ün portresi ya da boydan bir fotoğrafı, özellikle atın üstüne binmiş olan bu fotoğrafını görmüştüm. Yok biz Makedonya'ya gidemeyiz, çok uzak derseniz sizi bizim eve götürebilirim. Bu da bizim evimizdeki kitaplıktaki Atatürk'ün yeri. Bizim için değişmeyen odak noktalarından biri diyebilirim Atatürk için. Peki Balkanlar neresi? Balkanlar Avrupa'nın güneydoğusunda yer alıyor. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Adriyatik ve Tuna Nehri ile Tuna'ya bağlı Sava kolunun çevrelediği toprak parçası olarak tanımlanıyor. Balkanlarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Türkiye olmak üzere toplam 12 tane ülkeden oluşuyor şu anda. Balkan ülkelerinin bulunduğu toprakları saydığınız zaman komşu ülkelerin de buranın kültüründen etkilendiğini, alıntılar yaptığını, tarih içerisindeki etkileşimden dolayı benzer kültürü sergilediğini görüyoruz. Balkanları tanımlarken bazı kaynaklarda İtalya'nın Balkanlar tarafına olan kısmı, yani Trieste limanının olduğu tarafını, yani yüz ölçümünün %3'ünün de Balkanlara dahil olduğunu söyleyenler de var. Dolayısıyla biz Balkanları bu şekilde tanımlarken alternatif versiyonları da tanımlayanlar olduğunu biliyoruz. Şimdi Balkanlarla ilgili bu tanımı yaptıktan sonra ben Roman ve Coğrafya isimli kitabımı yazmak için şöyle bir motivasyona sahip oldum. Okuyorum, yazıyorum, yazılarım hem Kosova'da hem Kuzey Makedonya'da bazı dergilerde yayınlanıyor. Türkiye'de de raflardan satın aldığınız dergilerde, dijital platformlarda ve elektronik dergilerde de yayınlanıyor. Ama ben hep kendi istediğim konuları, kendi istediğim konularda yapılan araştırmaları merkeze alarak yazılar yazıyordum. Bana çevremdekiler belli bir konu üzerinde yazarsan belki ileride bunu toparlayabilirsin, herhangi bir kanalda bunları toplu olarak kendi arşivini oluşturabilirsin demişti. Fakat ben yine de bunu dinlemeyip kendi ilgi alanlarıma göre hareket ediyordum. Fakat bir süre sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. 2013'te roman okuyan tarih öğretim görevlisinin bana katmış olduğu enerjiyle okuduğum romanlarda Balkanlarla ilgili romanlar okumaya başladım. Balkanların yazarlarıyla ilgili şiirler, orada yazılmış olan anılar, hikaye ve öyküler, Ömer Seyfettin bunlardan birisiydi. Benim yüksek lisansımı yazmamdaki temel motivasyondan birisi de Ömer Seyfettin'di ki kendisi zaten Balkanlı. Dolayısıyla ben belli yazarlar üzerinde incelemeye başladığımda Ivo Andrić, Nobel Edebiyat Ödülü Ivo Andrić ile şu an hala hayatta olan, Allah uzun ömürler versin, Kuzey Makedonya'daki en önemli Arnavut yazarlardan biri olan Kim Mehmeti'nin kitapları üzerine eğildim. Ve bunlar en çok okunanlar arasında yer alınca bana bunların üzerinde ilerlemem gerektiği önerildi çevrem tarafından. Ben de bu öneriyi bu defa kabul ettim. Yıllar sonra bir devam edelim bakalım diye düşündüm. Ve Ivo Andrić ile ilgili Drina Köprüsü ve Travnik Günlüğü üzerinde okumalar ve bölüm bölüm yazılar yazdım. Ivo Andrić
1975 yılında 82 yaşında vefat ettiğinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü 1961 yılında almıştı. Fakat aldığı Nobel Edebiyat Ödülü'nün mali getirisini kendisine almadı. Bosna Hersek Kütüphanesi'ne bağışladı. Hatta kendisi diplomatik geçmişiyle alakalı elde ettiği emeklilik maaşını da aynı yere bağışlamış bir yazar. Kendisi Osmanlı yönetiminde yaşamış, Bosna'da doğduğu için Graz Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği eğitimini Osmanlı yönetimindeki milletin içerisindeki sosyal ve kültürel hayat üzerine yazmış birisi. Bu anlamda gerçekten en doğru, en düzgün kaynaklardan birisi. Tabii ki kendi hakkında çok fazla başka türlü şeyler söyleyenler de, yanlı yazılar yazdığını söyleyenler de var. Çünkü bunun kaynağı kendisinin hayatının belli bir döneminden sonra Sırp olarak tanımlanmasını talep etmesi olarak gösteriliyor. Fakat ben hem kitabımda hem de Ivo Andrić'i okurken onun tarafsız bir dille yazdığını ve öyle yaşadığını düşünerek yazdım. Benim hareket noktam Ivo Andrić'le ilgili o oldu. Aslında onun Bosna üçlemesi olarak kabul edilen üç tane kitabı var. İkisi burada gördüğünüz gibi Travnik Günlüğü, Dirina Köprüsü, üçüncüsü de Hanımefendi. Kendisi savaş taraftarı olmadığını belki göstermek için İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad'da bir dairede, küçük bir evde yazı yazmaya vakfetmiş birisi. Birçok eserini de orada yazmış. Kendisi vefat ettikten sonra Ömer Paşa kitabıyla Güneşli Taraf kitabı kendisinin el yazması notlarından editörlerin ve yayın evlerinin birleştirmesiyle ortaya çıkmış iki kitabı var. Kendisinin tabii bulunduğu topraklar hep yönetenlerin değişmesi nedeniyle başka insanlar tarafından, başka anlayışlar tarafından yönetildiği için onayladığı veya reddettiği yerlerde ismi verilip mahkum edildiği olmuş. Bir müddet sürgünde kalmış. Sürgünde kaldığı dönem içerisinde ki bu yaklaşık 1,5 yıl kadar Lanetli Avlu kitabının altyapısını oluşturmuş. Orayı okuduğunuz zaman Lanetli Avlu'da kendisinin bu sürgün zamanında hapishanede geçirdiği döneme ait notları görüyorsunuz ki gerçekten çok yüksek bir gözlem yeteneği olduğunu anlamak mümkün. Ivo Andrić'in diğer özelliklerinden birisi de kendisinin gerçekten arşiv araştırması yaparak kitaplarını yazması. Örneğin Dirina Köprüsü 1571 yılında yapım yılı 6 yıl sürmüş olan bir köprü. Şu an hala var, sosyal hayat içerisinde gerçekten önemli. Ve hatta ben bazı televizyon programlarında ve konuşmalarda bahsettiğim gibi bazı bildirilerde, sempozyumlarda edindiğim bilgilerden örneğin bir tanesi Vahit Podzic isminde bir subayın oradaki askeri okuldan mezun olan gençleri mezun oldukları gün önce Dirina Köprüsü'ne götürdüklerinden bahsetmesidir. Dirina Köprüsü aynı zamanda Ivo Andrić'in doğduğu yerdir. Dirina nehrin üzerinde olduğu için bu ismi almıştır. Bulunduğu yerin ismi Visegrad'dır. Visegrad'da iki yaka arasında bulunan insanların birbiriyle bağlantısı çok zor. Taşkın olmadığı, sel olmadığı, suların yükselmediği zamanlarda salla yapılan çok ender yolculuklarla birbirlerini tanıyorlar. Bu iki yakayı birbirine birleştiren Ivo Andrić'in bu köprüyü konu almasından önce köprünün yapılmasına öncülük eden Mimar Sinan'a köprüyü yaptıran Sokulu Mehmet Paşa. Sokulu Mehmet Paşa 60 yıl boyunca 3 tane padişaha vezirlik yapmış çok özel birisi ve buralı. Doğduğu toprakların kültür akışını sağlamak için buraya bir tarih eser yapılmasına öncülük etmiş, vakfın ilerlemesine destek vermiş bir isim. Travnik Günlüğü'ne gelirsek, Travnik Günlüğü Vezirler Şehri olarak anılan Travnik'ten bahsediyor. Travnik'te o zamanlar Osmanlı'yı temsil eden bir paşa, yanında Fransa'yı temsil eden bir konsolos, Avusturya-Macaristan hükümetini temsil eden başka bir konsolosun var olduğu 7 yıllık dönemi anlatıyor. 1807'den 14'e kadar geçen dönemi anlatan bir süreç. Ivo Andrić'in en önemli özelliklerinden biri az önce söylediğim gibi arşivleri araştırması ve kendisi başka ülkelerde kendi ülkesinin temsilcisi olarak bulunmuş. Örneğin Fransa'da
3 ay bulunmuş ve Fransa'da 3 ay bulunduğu dönem içerisinde yan gelip yatmak yerine gidip arşivlerde bu dönem içerisinde konsolosun ülkesine göndermiş olduğu gerçek mektupları ve telgrafları bulup okumuş, not etmiş. Bir müddet sonra Viyana'da görevlendirildiği zaman aynı şeyi Viyana Devlet Arşivlerinde yapmış. Zaten kendisi araştırmalarından dolayı Osmanlı'daki kültürel yaşamı biliyor, orada doğmuş, her şeyi biliyor. Bunları üç sac ayağını birleştirdiği zaman da Travnik günlüğünü ortaya çıkarmış ki Travnik bugün hatta kantonlara bölünmüş Bosna Hersek'in merkez kantonunun başkenti. Yani başkentliğini halen sürdüren, hayat içerisinde aynen Drina Köprüsü gibi önemli olan bir yer. Benim de araştırmama roman ve coğrafya, romanlarda coğrafyanın nasıl işlendiğini anlatabilmem için içeriğinde olduğu kadar isminde de süreklilik devam eden iki eser. Benim Ivo Andrić'i ve onun eserlerin içerisinden bu ikisini seçmemin temel motivasyonu bu. Arkasından Kim Mehmeti'ye gelelim. Kim Mehmeti 1955 yılında Üsküp'te doğmuş. Şimdi Balkanlarda doğmuş olan yazarların şöyle bir özelliği var. Balkanlar toprak olarak çok küçük bir kara parçası ama hep zapt edilmek istenmiş. Ticaret yollarının üzerinde kaldığı için hep önem atfedilmiş. Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nde yumak yani birbirine geçmiş düğüm olmuş bir yumak olarak değerlendirdiği Balkanların öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü orada yaşayan insanlar her zaman için hakim olmak isteyen devletlerin birbiriyle olan çekişmesinin altında yaşam sürmüşler. Dolayısıyla ben ne kadar siyasetten uzak durmak istiyorum dese bile yazarlar ve oranın okumuş yazmış aydınları hayat onları içine çekmiş. Yani siyasetin içinde olmaya, orada bir figür olmaya itmiş. Dolayısıyla Kim Mehmeti de bunlardan birisi. Aslında kendisi çok birçok sivil toplum oluşumunun başlatıcısı olmuş. Kendi fikirlerine ve Arnavut olduğu için Arnavut toplumunun ana dilde eğitim almasına ne kadar önemli olduğunu anlattığı dönemlerde hem Kuzey Makedonya hem de Kosova'dan ve Arnavutluk'tan televizyon programlarında fikirlerini dinlemek için davet alan bir aydın. Kendisinin çok sayıda kitabı var. Buraya Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nin Beyoğlu'nda bir yerleşkesi var. Oraya konuşmacı olarak geldiği gün ben de gittim, kendisiyle tanıştım. Kitaplarını yanımda götürdüm. Kitaplarını yanımda götürdüğümde her sayfasının arasında rengarenk postitler, bir sürü notlar falan vardı. Masada hazır olan kitapları imzalayıp almak yerine ben kendim üstüne çalıştığım kitapları gördüğü anda inanın çok şaşırmıştı. Nasıl yani demişti. Ben de bir çalışma yaptığımı, çalışmamın içerisinde iki yazardan birisinin kendisi olduğunu söylediğimde çok mutlu olmuştu. Ben kendisiyle tanışmış olmaktan çok mutluyum. Halen haberleşiyoruz. Şimdi benim Rumeli Balkan Kadın Dernekleri olarak orada yönetiminde olduğum oluşumun içerisinde kendi köyümde bir kütüphane yaptırdık. Kütüphaneye 3500 tane kitap gönderdik. Kütüphanenin her şeyi bitti. Dolapları, çalışma masası, projektörü, perdeleri her şeyini aldık. 23 Nisan'da açılışa gideceğiz. 23 Nisan'da açılışa gittiğim zaman ben Kim Bey'le orada görüşmek istiyorum. Artık beni nereye çağırır, kendisi nerede olur bilmiyorum. Çünkü kendisi şöyle bir özelliği var. Arnavutça eğitim alamadığı, Arnavut dilinde temel eğitim verilmediği dönemlerde Hırvatça ve Makedonca eğitimi almış. Kitaplarını da bir dönem, belli bir tarihe kadar bu iki dil üzerine yazmış. Fakat sonrasında Arnavutça yazma kararı almış ve şu an sadece Arnavutça üzerinde yazıyor. Peki geçmişte yazmış olduğu bu kitapları diğer dillere çevirisini ne yapıyor? Kendisi yapıyor. Ama bu tam bir çeviri değil. Kitapları baştan yazıyor. Yani oturuyor Arnavutça ya çevireceği Hırvatça yazdığı bir kitabı en baştan Arnavut dilinin kelimelerine göre yazıyor. Bu Ivo Andrić'in kitaplarında da var. Mesela Drina Köprüsü'nü Türkçe'ye çeviren Tahir Alango kitabın ön sözünde şöyle söylemiş. Bu kitabın sonuna Ivo Andrić tarafından konmuş 218 tane ortak kelime var. Bu ortak kelimelere Türkizma deniliyor. Yani Osmanlı'nın Balkan coğrafyasında bulunduğu 550 yıl boyunca ondan miras kalan ortak kelimeler. Örneğin şiş, örneğin yastık, yorgan, maşallah, yallah. Bir sürü ortak kelime var. Bunlar benim şu an ilk aklıma gelenler ama bu kelimeleri Ivo Andrić kitabının arkasında sıralamış. Tahir Alango diyor ki bu
şeyler sıralanmış, Türk izmalar sıralanmış ama kitabın içerisinde 100 taneye yakın başka kelime daha var. Ama bunlar şu anda yani köken olarak Türkçe olsa da Sırpçaya mal edilmiş olduğu için onlara yer vermemiş. Ama biz biliyoruz ki 218 değil 350'ye yakın Türkçe kelime var. Bu bize neyi gösteriyor? Sırpça yazılmış bu herhangi bir metnin, eserin çevirisinin yapılacağını dikkate aldığınızda o anda en iyi çevirisinin yapılacağı dillerden birisi Türkçe. Çünkü aynı kelimeler bizde de aynı anlama geliyor. Mesela benim dedem 105 yaşında vefat ettiğinde Allah rahmet eylesin birçok dili çevirebiliyordu. Yani Makedonca, Sırpça, Arnavutça, Boşnakça, yeri geliyor televizyonda Rus kanalları yayın yaptığında Rusça'ya çevirdiğim zaman onu da anlayabiliyordu. Onu da bizi şöyle tarif ediyordu. Nasıl biz bugün Azeri kanallarından birine denk geldiğimizde onların kelimelerini anlayabiliyoruz. Aynı düzeyde birebir okuyamasa da, birebir yazamasa da en azından orada anlatılan konuyu, orada neye dikkat çekildiğini anlayabilecek seviyede anlayabiliyordu. İşte bu kitaptan da yola çıkarak İvan Dirç'in kitabında da bu şekilde. Kuyu'yu ele alacak olursak Suka Köyü diye bir köyden bahsediyor ve bu köyde bir kuyu var ve bütün her şey, kitabın ilk sayfaları 1990 yılında Tito yönetiminde ve Enver Hoca'dan bahsediyor. Oradan başlayıp günümüze kadar geliyor fakat tarih tekrar geriye gidiyor. Tekrar ilerliyor, bazen hayal dünyasına girdiğini görüyorsunuz. Çünkü kendisi büyülü gerçeklik üzerine kitaplar yazan birisi. Bu Üsküp Dilencilerinde de var. Üsküp Dilencilerinde de aynı şey söz konusu. Orada da Üsküp'te merkezi olan ve dilencilerin dahil olduğu bir cemiyetten bahsediliyor. Aynen bir kulüp gibi. Bu cemiyetin başı vefat ettiğinde başsız kalmak üzere, yani yerine geçecek birini bulamamak üzere olduğundan ve onun nasıl kotarılacağından, nasıl devam etmesi için neler yapılması gerektiğinden bahseden bir kitap. Evet, ütopik ama kendisi zaten büyülü gerçeklik üzerine yazdığı için derin metaforların yazarı olarak biliniyor. Kendisi Saramago gibi imla kullanmıyor. Bir teviye metinlerini okuyorsunuz, paragraf yok. Hayatın paragrafı yoktur, başlıkları vardır diyor kendisi. Hatta metinlerinde birbiriyle alakası çok olmayan yerlere birden geçiş yaptığı zaman bunu ben çok aceleci bir kişiliğe sahibim, ona bağlıyorum diye söylüyor. Aynı durum İvan Dirç için de geçerli. Onun içinde benim en çok sevdiğim tanımlardan birisi şudur. Ortak tarihimizin yazarı. Evet, bu şekilde söyleniliyor. Bir de kendisini Balkanların Tolstoy olarak kabul ediyor birçok otorite. Dolayısıyla bu iki yazarın coğrafya üzerinde edindiği hem orada yaşamış olmanın hem dillerini bilmiş olmanın verdiği bir birikimle kitaplarını ben seçtim. Ve kendi kitabımda romanların içerisinde Balkan coğrafyası nasıl yer almış, yazarlar onlardan nasıl bahsetmiş, günlük hayatına, yeme içmesine, gelenek göreneklerine nasıl tesir etmiş onu araştırdım. Bu belki merak edilir diye bir tane örnek alarak şu şekilde buraya sizlerle paylaşmak için ilave ettim. Bu metinde bir tane geçmiş zamanda yaşamış bir adam var, oğluna yaptığı işi anlatıyor. Ama bu adam diyor ki, pusuda beklerken yaklaşan yolcuya dikkatle bak, eğer atını kurula kurula sürüyorsa, üstünde kırmızı bir cepken, göğsünde kaplamalar ve ayağında da beyaz tozluklar varsa o bir foçalıdır. Çünkü üstü başı bir kese, para kesesi doludur. Eğer kılığı gösterişsizse, başı eğik, sanki dinlenmeye geliyormuş gibi atın üstünde çömelmiş birine rastlarsan düşünmeden vur. Çünkü o bir rogistik salıdır. Onların hepsi cimri, kurnaz ama para babasıdır. Dolayısıyla buradan anladığınız üzere kendisi pusuda yatan bir haydut. Yani haydutluğun da aslında coğrafya içerisindeki insanları nasıl kategorize ettiğinin bir örneği Drina Köprüsü'nün 22. sayfasında İvan Dirç tarafından bize aktarılmış. Ben kitabımda bu notlara değinirken yer altında tümülüslerin altında kalmış tarihi eserlerden tutun da yemeklere kadar, hayat içerisinde giyim kuşama kadar coğrafyanın nasıl insanları etkilediğini anlatırken 19. asır Türk Edebiyat Tarihi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ön sözünde belirttiği şu cümle benim hareket noktam oldu.
Eserdeki hüküm ve iddialar sadece tenkide arz edilmiş tekliflerdir. Dikkatlerimiz bazı meselelerin münakaşa sahasına girmesine yardım ederse kitap vazifesini yapmış olur. Benim kitabım için de bu cümle geçerli. Ben kendi penceremden, kendi dünyamdan, oraya yapmış olduğumuz seyahatlerden, okuduklarımdan, aile köklerimden, duygularımdan yola çıkarak hareket ettiğim bu kitapta aslında ilk bölümde bir yüksek lisans ya da doktora tezi gibi literatür çalışması görüldüğünde sanki akademik bir dil ile yazılmış algısı oluşturuyor. Ancak buraya kesinlikle şunu dikkat etmenizi istiyorum okur olarak. Ben Balkanları bir gönül coğrafyası olarak tanımlıyorum. Yeme içmesiyle, konuşmasıyla, adetleriyle, üzüntüleri ve kutlamalarıyla beraber orası bir gönül coğrafyası. Ve Ethem Erdoğan'ın kitaphaber.com'da kitabım hakkında yazmış olduğu bir değerlendirmede şöyle bir cümlesi var. Gönül coğrafyamızı tanımaya ihtiyacımız var, hatta tanımlamaya ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçtan ziyade bir gerekliliktir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve benim kitabımın ana hareket noktasını, özetini anlattığını düşünüyorum. Ve geçtiğimiz yıl Ocak ayının ortasında çıkan kitabımın bizim Şubat başında yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ulusal yasa büründüğümüz dönemde hiçbir tanıtıma, hiçbir reklama gitmeden 3-4 ay boyunca öyle beklediğimiz bir dönemden sonra çıkmasından 6 ay sonra ikinci baskısının olması beni inanılmaz mutlu etti. Kitap evimi de şaşırttı. Böyle bir şey beklemediklerini söylediler. Ben bu anlatımımın, düşüncelerimin okura geçtiğini ve birbirlerine önerdiklerini düşünerek mutluluk duydum. Aynı zamanda Turing ailesinin bugün beni burada konuşmacı olarak çağırmalarından dolayı da aynı duygunun burada yaşandığını düşünüyorum. Diliyorum ki sizlere de kendimi ifade etmiş, kitabımı tanıtmış bir yazar, bir kitap kategorisinde burada bulunduğunuz süre içerisinde benimle olmaktan, beni dinlemekten mutluluk duymuşsunuzdur. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Benle irtibat kurmak isteyen herkes için internet sitemi ziyaret etmenizi öneriyorum. Son cümlelerimi söyleyerek bugünün programını tamamlamak istiyorum.